Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle boya yapımına bakalım isterseniz. Oyam yapılırken önce tığ battım yapılıyor. Daha sonra üzerine örümcekler yapılıyor şuradaki gibi. Ve sonra örümcekler toplanıyor sarı kısmı geçilirken. Hemen göstermek istiyorum. Daha önceden de böyle örümcekli bir boya göstermiştim zaten. Videoları izlediyseniz eğer haberiniz olmuştur. Örümceğini yapmak çok zor değil. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle katlayacağım. Örümcekler arasında burada zincir çekmiyoruz. Çünkü zincir çektiğimizde örümcekler sıkışıyor ve şuradan geri çekmemiz çektiğimizde gelmiyor. Bu nedenle zincir çekmiyoruz. Belli bir uzunlukta elimizin ayarına göre örümcek çekiyoruz. Ne uzunlukta istiyorsak çok büyük olmasın. Sonra yaptığımız örümceği bir sonraki tığ battığının içine sık iğne yapıyoruz. Tekrar hiç zincir falan çekip sıkıştırmadan tekrar eşit büyüklükte bir örümcek daha yapıyoruz. Bir sonrakine. Tekrar zincir falan yok, tekrar hatırlatayım. Aynı örümcekten tekrar yapıyoruz. Bir sonrakine giriyoruz. Aynı örümcekten bir tane daha yapıyoruz. Ve bir gülü eklemek için benim 5 tane örümceğe ihtiyacım olacak. Birkaç tane yapalım. Tekrar aynısından yapıyoruz. Bir sonraki tebatlıya giriyoruz. Tekrar aynısından yapıyoruz. Böyle sıra sıra yapıp devam ediyoruz. Yeterli oldu bence. Bir tane göstereceğim. Üst kısmını yaparken hanımlar örümcekle birbirine geçiyoruz. Şu aradaki örümcekle. Yalnız örümceğim çok küçük. Şöyle arkadaki ipi kapatalım. Örümceğim çok küçük. Fazla olduğunda üst üste geliyor. Fazla duruyor burası. Ve sayılara uymaya çalışın. Çünkü geniş olduğunda da bu sefer şöyle bir üst üste binme durumu ortaya çıkıyor. Eğer sayılara uyarsak şöyle benimki gibi bir sonuç alırız arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Sarı ipe geçiyorum. Dediğim gibi birinden diğerine geçerken küçük bir örümcek çekiyorum. Burada örümcekleri sıkıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü gevşeme yapmasın diye sonra. Küçük bir örümcek çektim. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 tane örümceğimi kaldırıyorum. Hepsini arka taraftan şöyle aynı yönden giriyorum. Sonra sarı ipimi içinden geçiriyorum. Örümceğimi bir sık iğne ile buraya bağlıyorum. Sonra iki tane zincir çektim. Şu ortasındaki yaprağı yapacağım. Üç tane normal trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Dördüncüye geçmeden önce bir tane zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Baş alıyorum. Tek kat, çift kat, çift kat çektim. Biraz uzun durmasını istiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir yaptım. Uç kısmına. Çok ucunun çok sivri olmasına gerek yok çünkü. 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp 6.'yla halkalarımın içine, örümceklerimin içine giriyorum. Burada kayma yapabilir. Hiç problem değil. Dışı zaten bir tur daha dönecek. Aynı şekilde buradan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Oyamın tersine dönüyorum. Tepeden bir batıyorum. Şöyle yumuk gibi oluyor. Arası sanki yetersiz gibi oluyor ama doldurunca açılıyor hanımlar. Büyük yaparsanız kötü görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar şuradaki örümceğimle bağladığım yerin hemen üstüne örümceği de kapatmadan bir sık iğne yapıyorum. Şimdi oyamın düz yüzünü çeviriyorum. Şöyle bir görüntü var. Kenarları yapıldığında çok muntazam duruyor. Bir tane sık iğne ile zincirime giriyorum. Sonra şöyle yapalım, biraz ip saralım. Sonra 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 yan yana. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 2 tane yan yana sık iğne. Böylece kirpikler biraz birbirinden ayrı duruyor. Daha güzel görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yani boya için en azından. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
4 oldu. Her tarafta 5'er tane olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğnemin bir tanesini yaprağımın bu tarafına yaptım. Bir tanesini şu zincirimi kaldırıyorum ve yaprağın diğer tarafına yapıyorum. Böylece diğer tarafa geçmiş olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tekrar zincirin altından giriyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Şimdi görüyorsunuz nasıl bu ulaşacak. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 2 sık iğne. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 sık iğne yapıyorum. Şu şekilde 3 oldu burada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Burada tek sık iğne yapıyorum. 2 yapmaya gerek yok artık, başlangıç gibi. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Örümceğimi yapacağım ve aynı şekilde boyama devam edeceğim. Şimdi bu yaptığımıza bakalım isterseniz. Şunlar da benim daha önce yaptıklarım. Şöyle biraz salkım bir oyu olduğu için şöyle ters göstermek istiyorum. Boyam bu şekilde hanımlar. Şöyle göstereyim. Örümcekleri çok kısa çekmeyin. Çok uzun da olmasın. Ben çok severek ördüm. Bence çok güzel bir oya. Siz de dilerim severek örersiniz ve denersiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Abone olursanız da her yeni örneğimden haberdar olursunuz. Vakit ayırdığınız için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.